Yapı ürünleri arasındaki ilişkileri gözden geçirelim. Yapının oluşturulması için gereken temel ürün yapı malzemesi ya da Türkçesiyle yapı gerecidir. Diğer ürünler yani parçalar, bileşenler, ögeler ve birimler gerecin biçimlendirilmesi ve birbirine göre daha çok bitirilmiş bu ürünlerin çeşitli şekillerde bir araya getirilmesiyle oluşturuluyor. Şu örnek üzerinden gidebiliriz. Yine Ayşe Hoca'nın oluşturduğu bir şekil bu. Başta herhangi bir tanımlanabilir biçimi olmayan bir toprak yığını var. Bu bir yapı gereci. Buna özel bir işlev için belirli bir biçim verdiğimizde bir adet tuğla, başka bir anlatımla bir yapı parçası elde ediyoruz. Ki bu farklı tuğlaları yan yana getirdiğimizde anlamlı bir bütün elde edeceğiz. Buna yapı bileşeni, duvarın gövdesi diyoruz ki bu parçalarla beraber yine başka bir gereç olan çimento harç da işin içine giriyor. Bu bileşeni başka bir bileşenle, pencere bileşeniyle ve yine farklı bir bileşenle, kaplama bileşeniyle bir araya getirdiğimizde yapı ögesi elde ediyoruz ki bu ögeye biz duvar diyoruz. Farklı nitelikteki yapı ögelerini birleştirdiğimizde dış duvar, iç duvar, döşemeler gibi bir birim elde edebiliriz. Tek başına bir kullanımı gerçekleştirir bu birim. Yapıda farklı birimleri bir araya getirdiğimizde yapının kendisi oluşuyor. O zaman şunu söyleyebiliriz. Yapı da dahil olmak üzere bunların hepsi yapı ürünlerini oluşturmakta. Temel ürün gereç demiştik. Biz bu örnekte, geçtiğimiz örnekte farklı gereçleri kullanarak bir yapı elde ettik. Ama tek bir gereçten de yapı elde edebiliriz. Bu fotoğrafta kil dediğimiz toprak gereci görüyoruz. Gereci başka bir gerece dönüştürebilirim. Kilden bir harç yapabilirim. Özel olarak biçimlendirdiğimde ve bir araya geldiğinde belirli bir bütün oluşturacak şekilde parçaya dönüştürebilirim. Pişmiş toprak tuğla yapabilirim. Ya da yapıda tek başına bir yeri ve işlevi olacak şekilde biçimlendirebilirim. Seramik bir lavabo elde edebilirim topraktan. Bir yapı ögesi oluşturabilirim. Ramped earth denilen teknikle sıkıştırılmış toprak elde edilen bir duvar yapabilirim. Farklı toprak katmanları sıkıştırılarak bir kalıp içerisinde bu duvar oluşturuluyor. O nedenle bu toprakların çizgilerini görüyoruz. Bir yapı birimi yapabilirim. Sadece topraktan oluşturulmuş bir yaşama birimi. Ya da yapının kendisini yapabilirim. Harran'daki bu konut örnekleri, geleneksel konut örnekleri yalnızca toprak ürün kullanılarak oluşturulmuş.